Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir atıştırmalık tarifim var. Misafirlerinize kahve yanında ikram edebileceğiniz küçük lokumlar yapacağız. Mevsim meyveleriyle siz de renk renk lokumlar yapabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle bir şerbet hazırlayacağım. Şerbetim için tencereye 2 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su alıyorum. Ocağı orta ateşte yaktım. Önce şekeri iyice eriyene kadar karıştıracağım. Eğer şeker iyice erimezse lokumlarınız çabuk şekerler. Şerbet kaynamaya başlayınca 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte kaynatacağım. Ben bu arada çilekli sos hazırlayacağım. Çilekli sos için yaklaşık 350 gram çilek yeterli oluyor. Çilekleri daha önceden yıkayıp yapraklarını ayıklamıştım. Rondoya aldım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Rondodan çekelim. Şekerler eriyip çileklere iyice karışsın. Rondonuz yoksa blenderdan da çekebilirsiniz. Şimdi geniş bir kaseye 1 su bardağı nişasta aldım. Biraz da krem tartar ekleyeceğim. Krem tartarı ben internetten sipariş vermiştim. 100 gram kadar aldım. Bayramda fındıklı lokum tarifi yapmıştım, izleyenler bilirler. Şimdi de çilekli lokum yapıyorum. Yine bir tatlı kaşığı ekliyorum. Bu krem tartar bana uzun bir süre gider. Krem tartarı büyük marketlerden ya da aktarlardan temin edebilirsiniz. Ya da benim gibi internetten sipariş verin. Üzerine hazırladığım çilek sosunu ekliyorum. 1,5 su bardağı çilek sosu ekledim. 1 su bardağı da su ekliyorum. İçinde nişasta var. O yüzden topaklaşmaması için çırpma teliyle iyice karıştıralım. Daha sonra şerbeti ekleyeceğiz. Bu arada şerbet de kaynadı. Yaklaşık 20 dakika kaynattım. Kaynayan şerbete karıştırarak yavaş yavaş hazırladığımız çilekli karışımı ekleyelim. Krem tartar kullanmadan yaptığım lokum tariflerim de var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Ayvalı lokum, narlı lokum, limonlu lokum, portakallı lokum, birçok lokum tarifim var. Lokum tariflerimi videonun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarifime bakabilirsiniz. Kaseyi çok az suyla çalkalayıp onu da döktüm. Orta ateşte karıştırarak pişireceğim. Krem tartar kullanmadan yaptığım tariflerde lokumları biraz kurutuyorum. Ama krem tartar kullanırsanız kurutmanıza gerek kalmıyor. Satın aldığınız lokumlar gibi elastik, tam kıvamında çok güzel oluyor. Krem tartar satın aldığımız lokumlarda da kullanılıyor. Herhangi bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Lokumu orta ateşte karıştırarak kaynatmaya devam ediyorum. Tam kıvamında iyi bir lokum elde etmek istiyorsanız en önemli püf noktası lokumu karıştırarak iyice kaynatıp suyunu iyice buharlaştırmak. Ben atıştırmalık tarifleri genelde evde yapıyorum. Takipçilerim bilirler, birçok da tarifim var. Meyvelerle yaptığım pestiller, cevizli sucuklar, lokumlar, bu atıştırmalık tariflerin yanında da yine evde yapabileceğiniz sağlıklı birçok tarifim var. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak hemen abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Lokumu kaynatmaya devam ediyorum. Lokumun tencereden iyice sıyrılıp kaşığa aldığınızda böyle hemen dökülmemesi gerekiyor. Lokum koyulaştıkça karıştırması zorlaşıyor. Bakın gördüğünüz gibi tencere yerinde durmuyor. Tencerenin sapını taktım. Ocağı da biraz kıstım. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Kıvamını görebilmeniz için de
Her aşamasını çektim. Kaynatma dediğim gibi uzun sürüyor. Eğer yorulursanız kaşığı 10-15 saniye bırakıp dinlenip tekrar karıştırmaya başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş tencereden de sıyrılmaya başladı. Kıvamını görüyorsunuz, gittikçe koyulaşıyor ve kaşıktan dökülmesi zorlaşıyor. En az 35 dakika kaynatmanız gerekiyor. Lokum tencerenin ortasında iyice toplanıp tencereden sıyrılsın. 35 dakika kaynattım ama ben biraz daha kaynatacağım. Böyle iyice toplanıp kıvamının çok güzel olmasını istiyorum. Sonunda yine kıvamını göstereceğim. Lokumumu 10 dakika daha pişirdim. Toplamda 45 dakika pişirmiş oldum. Tencerenin ortasında iyice toplandı artık. Kaşığa aldığımda da silkelemeden akmıyor. Tencereden de iyice sıyrıldı artık. Bu kadar yeterli. Lokumu ben küçük kare borcam tepsiye dökeceğim. Tabanını iyice ıslatıyorum. Birazcık da yanlarını ıslatalım. İsterseniz yağlı kağıda döküp yağlı kağıt üzerinde de şekil verebilirsiniz. Kaşıktan bile zor sıyrılıyor. İyice koyulaşmış. Elinizi ıslatarak tepsiye düzeltin. Ama halen çok sıcak, ılımasını bekleyebilirsiniz. Ben elimle biraz düzelttikten sonra spatulayı ıslatıp biraz da spatulayla düzelttim. Lokum soğuduktan sonra artık tepsiden çıkartabiliriz. Ben buzdolabına kaldırmadım, dışarıda soğudu. Koyu olduğu için bakın hemen tepsiden çıkıyor. Eğer biraz cıvık olursa tepsiden çıkartması biraz daha zorlaşır. Eğer lokumunuz böyle elinizle kaldırdığınızda tepsiden çıkmıyorsa başka bir tepsinin üzerine biraz nişastalayıp onun üzerine ters çevirebilirsiniz. Lokumun bir köşesini birazcık kaldırtın. Tepsiyi biraz sallayınca lokum düşecektir. Lokumun üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı da pudra şeker döküyorum. Ben buğday nişastası kullandım ama mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra lokumun her yerini nişastalı karışıma bulayalım. Lokum yapımında kaynatma aşaması size zor gelebilir ama yapması inanın çok zevkli. Rengi de gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çevirerek diğer tarafında nişastalı karışıma buluyorum. Lokumu iyice nişastaya buladıktan sonra artık kesebiliriz. İster makasla kesin, isterseniz de bıçakla benim gibi dilimleyin. Ben kahve yanında misafirlerime ikram etmek için biraz küçük dilimleyeceğim. Siz de istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Sade çilekli lokum yaptım ama siz kaynattıktan sonra içine fındık, fıstık ya da ceviz ekleyerek karıştırıp tepsiye öyle dökebilirsiniz. Baremde de sade meyvesiz fındıklı lokum yapmıştım. O lokumlarım da çok güzel oldu. Yine videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. İsterseniz o tarifime de bir göz atın derim. Lokumları önce şerit şerit kestim. Bakın bir tanesini yakından göstereyim. Hazır lokum gibi elastik. Çok güzel oldu. Siz de püf noktalarına dikkat ederek böyle güzel lokumlar yapabilirsiniz. Lokumları şimdi küçük küçük kesiyorum.
Dilimlediğim lokumları nişastalı tepsiye tekrar döküyorum. Kenarlarını da nişastaya bulayacağım. Tam kıvamında mis gibi çilek kokulu lokumlarım hazır. Kıvamı da satın aldığımız hazır lokumlar gibi oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sevdiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. İnanın çok güzel, çok lezzetli oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Kendime bir kahve yapıp hemen yanına lokumlarımdan koydum. Bakın burada bayramda yaptığım fındıklı lokumlarımdan da var. Lokumlarınızı bir saklama kabına koyup serin, güneş görmeyen kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabına da koyabilirsiniz ama buzdolabında biraz sertleşiyor. Veda etmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Tariflerimi Instagram'da kısa reel video olarak tekrar paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.